Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde son dönemlerde üretilmiş olan mekatronik teknolojisi dediğimiz elektrik ve mekaniğin birleşimiyle yapılmış bir makinenin devresinde bulunan elektrik kontrollü, değişken deplasmanlı elektrik kontrollü pompamızı inceleyeceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman bu devreşemi aslında bir İki adet elektrik kontrolü pompamız var. Şimdi biraz yakınlaştırıp bakalım. Devre şemaları profesyonelize çizilir. Haliyle çok sade haliyle çizilmiş bir şema. Biz bu şemaya bu şekilde bakarak eğer elektrik kontrolü pompanın detaylı çalışmasını bilmiyorsak devre şemasını okuma şansımız yok. Burada şu anda yazan sadece pompanın 28 santimetre çüplük, işte 240 bara setlenmiş, 25 bar standby basıncı olacağını ifade etmiş. Tamamen profesyonelize çizilmiş. Sizin bu pompanın arka planda nasıl çalıştığını biliyor kabul edilerek devre şeması bu şekilde çizilmiş. Şimdi hep birlikte bu pompanın daha anlaşılır bir şekilde olan animasyon sunumumuza bakalım. Şimdi pompamızın genel görüntüsü, pompanın tam olarak tipini anlamak için biliyorsunuz üzerindeki devre şema, üzerindeki etiket bilgisini alarak detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu pompamız A10VO28ED7231L diye tanımlanmış. Şimdi bunlara bakalım, bu tanımlamalar neyi ifade ediyor? A10VO bunun aksiyal pistonlu tip değişken deplasmanlı bir pompa olduğunu, operasyon pozisyonunun açık merkez olduğunu, bunu birazdan göreceğiz şimdi ne demektir bu açık merkez. 28 santimetre küplük, yani bir turda 28 santimetre küp yağ ikmali yapabilen bir pompa. Şu ED kısmı artık işte elektrik, elektrohidrolik basınçla kontrol edilen bir pompa. Şuradaki 72 bu pompanın 24 voltta çalıştığını ifade ediyor. Diğer 31'i bu firmanın 31 serisi sondaki L yani left dönüş pozisyonunu veriyor. Şimdi burada pompamızın 280 bar basınç 140 litre kapasite, yani bu şu anda herhangi bir pompaya ait olan bir yine firmanın bir diyagramı. Bunlarla geçelim. Ayrıca bir başka teknik bilgisi var. Selenoidün teknik bilgisi var. Burada ED71, ED72 bahsetmiştim. Elektrik kontrolü 71 olanlar 12 volttan çalışan, 72 olanlar 24 volt olanlar. Biz bugün işleyeceğimiz pompamız 24 voltluk bir pompa. Üzerindeki selenoidün minimum ve maksimum seviyesi 50 miliamper ile 600 miliamper arası kontrol ediliyor. Daha fazla detayına girmeden bunlar işte pompanın omaj değerleri, ısısı, şu bu vesaire bunları geçiyorum. Şimdi pompamızın nasıl çalıştığını daha detaylı bir şekilde görelim. Burada dikkat ederseniz hidrolikte biliyorsunuz bileşen çizgilerin ifadeleri şu çizgiler. Pompamızın şu kısmı bir bütün parça, üzerindeki kompensatör dediğimiz şu vaflerin ve selenoidin olduğu parçamız ayrı bir parça. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Bu bir elektrik tahrikli de olabilir, dizel de olabilir. Bizim makinede bu 1400 devirde dönebilen bir elektrik motoruna bağlı. Şimdi çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman pompamıza biz açık merkez demiştik. Ne demek açık merkez? Normal çalıştığı zaman sıvaş plate'imiz, yani pompamızın pistonlarının strok boyları maksimum seviyede. Yani kapasitesi ne kadarsa ilk start anında kapasitesi kadar yağ gönderir. Bir turda 28 santimetre küptü yanılmıyorsam. Devir sayısı arttıkça buradaki miktar da artarak pompamız yağı nereye gönderir? B dediğimiz pompamızın çıkışına. Şimdi dikkat edin, başka nerelere gidiyor yağlar? Şimdi buna bakalım. Bakın çıkış noktasından bir yağ hattı şu anda pompamızı açık merkeze tutan
Pistonumuz yay gücüyle açık konumda tutuluyor. Yani sıvaç piletini maksimum konumda tutuyor. Burada içine yerleştirilmiş iki tane piston var. Bunların bir tanesi mekanik yay gücüyle desteklenmiş. Diğerinde herhangi bir yay gücü yok. Fakat ikisi arasındaki en büyük fark, birinde yay var, diğerinde yok. Yay olanın alanı küçük bir piston, yaysız olan alanı büyük bir piston. Bunların böyle yapılmasının sebebini birazdan göreceğiz. Bunlar ne işe yarıyor? Buradaki yay pompanın ilk start anında maksimum seviyede veya açık merkez dediğimiz yağ aldığından maksimum seviyede yağ göndermesine yarıyor. Peki yay gücü yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Yalnız pompanın çıkışında oluşan basınç kadar, burada bak dikkat edin, yay gücünün altına zaten istediğimiz bu basınç bunun arka kısmına da oluşuyor. Burada yay ilk start anında yağ olmadığından pompayı maksimum açıda tutmaya yarıyor. Şimdi yağımız başka nereye gidiyor bakalım. Bakın dikkat edin burada. Şuradan geldi, buradan bu vafın altına geldi ve şuraya geldi. Şimdi buralara bir bakalım. Dikkat edin, burada yağın bu noktaya geçmesi için buraya yerleştirilmiş olan bir adet kısıtlayıcımız var. Bu pozisyonda pompamız maksimum kapasitede yağı depoya gönderir veya iş için sahaya gönderir. Yalnız bu birinci animasyonumuzda bakın, bobinimize hiçbir şekilde biz enerji vermemişiz. Biz bu bobinimize enerji vermemişiz. Pompamız için ilk etapta biz bir değer belirliyoruz. Standby basıncı 25 bar, ki bizim 25 bara setlediğimiz valve bu. 240 bar diye setlediğimiz bizim diğer valve'miz. Yani şu anda elektrikle kontrol edilen valve'miz. Şimdi bakalım. Burada pompamızın önüne bir engel gelirse bu basınç dengelemesi nasıl olacak? Pompamızın önünün kapandığını düşünün veya bir silindir hareket ettirirken silindirin son noktaya geldiğini düşünün. Silindirimiz son noktaya geldiği zaman veya pompamızın önünü kapadığımız zaman bakalım burada ne olacak? Şimdi dikkat edin. Bu sürgüye alttan gelen bir basınç var. Aynı şekilde ön tarafından da gelen basınç var. Ve burada da bir yay gücü var. Her iki tarafta olan basınç aynı. Yay gücü de burada olduğu sürece bu valf artık konum değiştirmez. Peki burada ne var? Evet, burada da bizim 240 bara setlediğimiz direnci oluşup, yani 240 bar oluşana kadar konumunu değiştirmeyecek olan bir valfimiz var. O zaman makine 240 bara geldiği zaman ne olacak? Otomatikmen. Bakın burada 240 bardan daha fazla ileri gidemeyecek olan bu valfimizin konumu değişecek. Peki konum değiştiği zaman ne oluyor bakalım. Bakın konum değişince buradaki sürgü aşağı indi. Neden? Çünkü buradaki orifisimiz buraya gelen yağın miktarını azaltmış. Burada 240 bara setlediğimiz valf yağın tanga gitmesini, yani pompanın likizine gitmesine sebep olduğundan artık şuradaki denge bozulmuştur. Alt kısımdaki basınç daha düşük, üst taraftaki basınç daha yüksek olması nedeniyle artık sürgü konum değiştirmiştir. Konum değişince pompamızın şu hattaki yağ basıncı nereye gidecek? Dikkat edin, bakın buradan bir orifisinden geçerek bizim birim alanı büyük olan pistonumuza. Şimdi burada olan basıncın aynısı bu tarafa da, yani diğer pistonun altına olmasına rağmen köprümüz nötr pozisyona geldi. Neden? Çünkü bizim bu pistonumuzun birim alanı büyük olması nedeniyle pozisyonunu nötr pozisyona değiştirmiştir. Bak burada dikkat edin, 240 bar şu anda pompada basınç var. Çıkış kapalı. Burada dikkat ederseniz bakın şurada çok az bir şekilde, ki pompanın anlık devreye girmesi için sürekli bir tank var. Tabi buradaki tanga giden yağ az miktarda sürekli var. Zaten pompalarımızın likit hattına biliyorsunuz belirli bir yağ sürekli olması lazım. Şimdi burada elektrik bobinimizde enerji yokken, yani yerinde yokken olan konumunu gördük. Şimdi bir de
aynı pompamıza biz ilk slaytın başında göstermiştim. Hani 50 miliamper, 600 miliamper bu bobine gelen bir akım var. Şimdi biz buraya 600 miliamperi gönderelim. Bak dikkat edin. Şu anda biz gönderdiğimiz voltaj ile pompamızın üzerindeki bu elektrik kontrollü valve'ın aslında pozisyonunu açık halde tuttuk. Şimdi çalıştıralım makinemizi tekrardan. Bakın yağ aldık. Buradan geldi. Bak dikkat edin. Nereye geldi? Bakın şu anda bizim 25 bar standby basıncı dediğimiz valve'ın artık direnci kadar pompamız basıncı oluşturacak. Neden? Bakın buradan gelen yağımız nereye gitti? Bizim 240 bara setlediğimiz valve'ımız zaten elektrik gücüyle açılmış. Otomatikmen dikkat edin. Bakın sadece bu valve'ımız kadar bir direnç oluşacak yağın önüne. Haliyle 25 bara yani standby basıncı 25 bara dediğimiz için buradaki valve'ımız pozisyonunu değişti. Otomatikmen bakın buradaki yağ şu valve üzerinde sürekli pompa içerisine boşalıyor. Akabinde pompanın çıkışı yani şu B hattındaki dediğimiz pompanın çıkışındaki yağ buradan yine birim alanı büyük olan pistonumuzun arkasına giderek pompamızı nötr pozisyona indiriyor. Tabii şimdi artık burada bu bobinimizin kontrolü artık makine üzerindeki belirli joystickler ile kontrol edilmiş. Artık buradaki voltaj değiştirdikçe yani buradaki pompamızın aslında 240 barlık ayarını burada artık elektrikle kontrol ederek değiştirdikçe pompamızın basınca girip sisteme yağ göndermesiyle çalışacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda bu pompaların makine üzerlerinde gerçek testlerinin yapılma aşamasını da çekeceğim belirli bir zaman sonra. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.